faşizme karşı omuz omuza. Yapılan müdahalede yere düşen il başkanımız Ergin Tekin, yere düştükten hemen sonra bir polis il başkanımızın beline tekme atıyor ve ardından hızla uzaklaşıyor. Faşizler ölür, halka hürriyet, faşizme ölür, halka hürriyet. Yine basına yansıyan görüntülerde aynı polis gözaltına alınan genci, zaten gözaltına alan 5 polis varken koşuyor ve sürüklemeye çalışıyor. Aynı zamanda şiddet uyguluyor. Açığa çıkan görüntülerden de hareketle özellikle birilerine şiddet uygulamaya gelmiş izlenimi hemen oluşuyor. Değerli basın emekçileri, il başkanımıza polis tarafından atılan tekme sonucunda il başkanımızın belinin yan kemiğinde 2 kırık oluştu. Başkanımızın durumu iyi. Ancak bir süre dinlenmek zorunda. Değerli halkımız, dün ülkenin birçok yerinde aynı konuya bağlı olarak birçok basın açıklaması gerçekleştirildi. Ancak bu kentin valisi ve kolluk güçleri anayasayı kendilerine göre yorumlamak konusunda oldukça mahir oldukları için izin vermeyeceğiz deyip durdular. Anayasanın 34. maddesi çok açık. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir der. Ancak mülki amir kendini anayasanın üzerinde görüyor ve yasakladım diyor. Uzun bir süredir huzur şehri yaptık dedikleri kentimizde şehrin sahibi edalarıyla hareket edip şu yasak bu yasak değil deyip duruyorlar. Şimdi buradan kendini buranın sahipleri sananlara sesleniyoruz. Biz ezelden beridir buradayız. Bu kentin her bir sokağında devrimcilerin izleri var. Huzur şehri yarattık deyip kendi hegemonyanızı kurmaya çalışıyorsunuz ama buna müsaade etmeyeceğiz. Demokratik haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Başsavcılığı tarafından resmen bir soruşturma başlatılmış oldu yaralama suçuna ilişkin. Fakat kendisi şu an hareket edemez durumda olduğu için ifade verme işlemlerini birkaç gün erteledik. Diğer taraftan biz burada yalnızca kasten yaralamanın değil, ilgili hem kolluk personelinin hem de onun devlet memurları kanununa göre emri altında olduğu amirlerinin tümünün sorumluluğunu da ifade ederek işkence ve kötü muamele suçundan ayrıca suç duyurusunda bulunduk bugün. Bununla birlikte elbette ki kemik kırığı sebebiyle yaralamaya sebebiyet vermiş olmasından dolayı ayrıca bu suç yönünden de suç duyurusunda bulunduk. Anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin sıklıkla elimizde ihlal edilmesine yönelik buradan tekrar yetkililere bir takım hatırlatmalarda bulunmak ve bundan sonra buna benzer olayların gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerine uyulmasını talep ediyoruz. Bu iktidar, bu hükümet savaş politikalarından beslenmeye devam ediyor. Şiddeti seviyor. Şiddetten besleniyor çünkü. Şimdi ben anayasal hakkım olan basın açıklamamı emniyete, kolluk güçlerine, valiye icazet alarak mı yapacağım? Benim anayasal vatandaşlık hakkım zaten. Bunu yapma hakkım var. Biz burada demokrasi güçleri olarak, Dersim halkı olarak, Dersim'in demokrasi, emek, özgürlük isteyen bütün bileşenleri ve halkıyla beraber bu anlayışı kınadığımızı ve bu anlayışa karşı da her yerde mücadelemize devam edeceğimizi, anayasal haklarımızı kullanmaya devam edeceğimizi, sokak mücadele hakkımızı kullanmaya devam edeceğimizi, en demokratik, en haklarımız olan şekilde kullanmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Öyle huzur kenti motosiklet gezileriyle olmuyor bu kentte. Öyle huzur kenti demekle de huzur kenti olmuyor. Eğer bir huzur kenti olacaksa farklılıklara, inancımıza, kimliğimize, mücadelemize saygıdan geçer. Anayasaya saygıdan geçer. Hukuka saygıdan geçer. Bu
buna göre yaklaşılmalı. Keyfi iktidarı temsil eden düşünsel, biyolojik yaklaşımlara göre huzur sağlanamaz. Bunu bir kez daha...